uçağın üstünden switch değil. Pa! Kardeş ben kaçacağım. Bu kesinlikle mümkün. Ya olamaz böyle bir şey yani. Bu Turkish Airlines değil yani, uçsun adam o kadar yani. Ha Red Bull içerse belki uçar bu kadar ama yani gives you wings. Herkese selam arkadaşlar. Ben profesyonel BMX sporcusu Bora Altıntaş. Bugün birkaç tane oyun videosu izleyeceğiz. BMX oyun videosu ve gerçek hayatta bunlar mümkün mü, mümkün değil mi? Bunları hep birlikte değerlendireceğiz. Şimdi hareketleri değerlendirecek olursak Smith manual yani dengede gidiyor. 180 bar spin fake manual full cap. Burada durduralım. Burada böyle bir değerlendirme yapacağım. İlk hareketler tamam, çok güzel. Dengede durduktan sonra 180'e çıkıp bu kadar yüksekteki bir yere unlucky grind. İşte oradaki grind, onu koymak çok zor. Aslında o yüzden hepsini üst üste yapmak o yüzden zor. Birleştirmeden bu hareketler yapılabilir yani bence. 180 volt geldi. Evet bu çok güzel. Bu mümkün. Bunun aynısını yapmışlığım var. 180 crank flip, half cap, manual 360. Evet bu tek başına mümkün gayet. Olay. Foot jam. Bu hareket çok güzel. Tek başına yapılmakta. Yani bunun videosunu buraya koyabilirdik aslında. Ben yaparım yani bunu. Tam buraya koyabilirdik belki. Bar spin, crank arm grind, Smith. İşte bundan bahsedeceğim. Ya bu imkansız. Ya bunu gerçek hayatta yapan olursa, benim de adım Bora değil. Bir bakarsınız yaparlar da vallahi rezil oluruk ha. Tekrardan oh. Bu kadar gitmek arka dikili bence imkansız. Oyunlarda bazen realiteyi kaçırıyorlar çünkü şimdi oyun konsolu olunca yapması kolay. Gerçek hayat olunca her taraf delik deşik olur. Evet şimdi rampaya geldik. Büyük rampalar var. Burası galiba toprak 4. Çok güzel. Bu hareket güzel. Evet bu yapılmakta. Yapıyorum bu hareketi. Şu an manual gidiyor. Dengede. Switch tail dip. Bunlar mümkün. Güzel. Burada realite var. Burada 720 yaptı. Burada lastik kaydı. O adam orada düştüydü yani onu söyleyeyim ama oyunda düşmedi. Switch tail dip. Bunlar da mümkün. Oh. Evet. Çok güzel. Bu kesinlikle mümkün. Ya olamaz böyle bir şey. Ya, bu imkansız. Olamaz. Kesinlikle. Bu Ya bunu belki uçaktan atlarsa falan. Bak orada bir şeyler oldu. Adam gitti. İzleyelim. 180 bar spin geldi. Kasettir bisikletin göbeği daha. Nose manual Smith'ten. Tamam hadi bu belki olur diyebiliriz ama. Evet izleyelim. Sokak hareketlerini birleştirirler. Double pack, over bar spin, manual. Hadi bakalım bu mümkün gibi. Double pack 180. Çevir hadi düzelt. Tamam. Bunun aynısını galiba hatırlarsam bir yarışmada yaptığım gibime geldi. Ya da bir etkinlikte bu mümkün. Bu güzel, bu güzel. Sanki ben oynamışım gibi geldi. Evet, ikinci oyunumuz Riders Republic. Adam direkt uçağın üstünden başladı harekete. Bu daha da realitesi çok zor. Uçağın üstünden switch tail. Pa! Kardeş ben kaçacağım. Bu böyle bir şey olamaz. Ya yani uçağın üstünden tamam böyle bir projem vardı belki benim daha önce yapmak istediğim ama uçağın üstünden aşağı tail whip'ten nose manual yapmak yani oyun konsolunda mümkün yani bu gerçek hayatta bunu yapsam burada oturmazdım yani buradan uçarak böyle uçardım. Yani bunlar bu güzel hareketler bunlar evet. No hander açtı elleri. Burada da bir 20 metre uçtu. Burada bike flip gibi bir şey yaptı. Bu hareket aslında pek mümkün gözükmeyen bir hareketti. Hatta bunu bir sürücü tam hatırlamıyorum şu anda ama oyunda görüp gerçekte denedi ve hareketi gerçekleştirdi. Aslında bu oyundan belki de öğrendi hareketi ya da bilmiyorum nereden gördü ama duyduğuma göre oyundan ilham almış ve öyle denemiş bu hareketi sporcu ve bu hareket yenile yani böyle yapıldı. Burada çatıya çıkıyor. Wow. Burada uçsaydı büyük ihtimal uçağa vuracaktı gerçek hayatta. Ya da helikoptere. X-up yaptı. Oradan geri gelse ne adamın kafası kalır ne bisiklet kalır. Evet. Evet yani yorum yapabilirim şu an bayağı aslında
Riders Republic çok iddialı başladı. Bayağı unrealistik geldi bana çünkü adam uçaktan uçar. Helikopterin yüksekliğinde bir yere kadar uçar rampadan. Bence bu oyun diğerine göre biraz daha, yani diğeri daha gerçekçiydi. Bu biraz şey geldi bana, yani diğeri daha gerçekçi. 540 yaptı F2. Bu hareketin aynısını yaptım ama 30 metrede değil, yani bir 5 metrede yaptıydım bunu. Yani hatta geçen İstanbul'a geldiğimde bu hareketi çok güzel, böyle neredeydi de tam hatırlamam. Metropol İstanbul'un oralarda falan bu hareketin aynısını yaptım. Aynısını hatırlarım, yaptım. Nohander yine helikopter yüksekliğinde Nohander ve switch tail yaptı. Bike flip. Çok yetenekli bu adam. Yani kıskandım gerçekten. Kral ya. Backflip, flare, bar spin, double bar spin. Maşallah. 360 track, double track. Güzel. Yani Riders Republic'te, yani diğer oyunda da görmedim ama en azından düşüşleri biraz gerçek şekilde dönüştürebilirlerdi. Adam en azından düşse böyle sonra kalksa yerden güzel olur. Orada çarpışıyor bildiğin ve adama hiçbir şey olmuyor. İçinden ghost gibi geçti. Evet, üçüncü oyunumuz BMX The Game. Bu da diğer bir BMX oyunu. Yani katkı koyan bu oyunu yapmak için insanlara çok teşekkür ederim ben de. Çünkü yani böyle olunca BMX sporu en azından genişlemekte. Çünkü çoğu çocuğun elinde telefon, bilgisayar falan var ve belki de sporu buradan öğrenecekler. İlginç ama gerçek. Evet, burada aslında güzel olan, hoşuma giden kapalı bir alan var map olarak. Güzel bir map seçmişler. Çok güzel. Switch 360 attı. Adam da Ronaldinho'ya benzer galiba. Vallahi Ronaldinho'ya benzer. Kimi koydularsa. Bence burada sporcuların belki yüzünü tanımlayabilirler. Belki diğer oyunlarda öyle bir şey gördüm sanki ama sporcuların yüzünü tanımlarlarsa daha gerçekçi durabilir belki. Evet, bar spin manual çok güzel bu hareket de. Easy, güzel bir hareket. Oh, tail manual, geçen sene öğrendiğim bir hareket bu. Double pack'e girdi, ice feeble. Evet, düşürdü. Çok güzel. X-up falan. Evet, BMX The Game de yani diğerlerine göre fena değil. Favorim tabii ki Pipe BMX. Arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hep birlikte, yani bu oyunu yapanlar da gerçekten büyük emek etmiş ve bu videonun çıkması için aslında bu adamların bu oyunu yapması gerekirdi ki biz de izleyip reaksiyon verelim. Bu tarz daha fazla içerik için Red Bull Gamer Zone kanalını takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşürük mutlaka. Hepinizi çok seviyorum.